Hepiniz hoş geldiniz Kolaçan'a. Bu videomuzda YBR 125'in motorunu indirdik. İndirdik derken usta yapacak, indirdim. Ben onun yanında duracağım. Krank değişecek. 70.000'e gelmiş bir YBR 125 ESD modeli bu. Genelde biliyorsunuz YBR'lerde kronik yani krank olayı. Bu videoyu niye çekiyoruz? Kimin ne işine yarar bilmiyorum ama en azından YouTube'da bu krank değişimiyle ilgili bir içerik olsun dedim. Belki işinize yarar. Bir çekelim nasıl sökülüyor, takılıyor. Ustamızla beraber görelim. Onu ben tutayım usta. Gaffar ustayla tanışın. Merhaba. Bu aralar kendisiyle fazla motor indirmeye başladık. Hazır indirmeye başlamışken de elimize geçen her indirdiğimiz motorun videosunu çekiyoruz. Bu arada benim hiçbir iş yapmıyorum. Ben böyle dikiliyorum. Evet, sana yaptıracağım. O söküyor. Gel yakından da çek. Şu gördüğünüz YBR 125'in motoru. 70.000'de neler oluyormuş? Daha hiç sökülmemiş. 70.000'de daha hiç sökülmemiş. İki ham. Bakalım ne olmuş. İçine bakacağız. Ne hale geliyor? Ne oluyor? Krank dedikleri şey ne? Neresi bırakılıyor? Bakalım. Böyle yapa yapa bu işi bizim elimizden almaya falan çalışma. Çalışmayacaksın değil mi? Herkes kendi işini yapsın. Bakarak öğrenmişsin ama sen bunu. Bakarak öğrenilseydi kediler kasap olurdu diye bir deyim mi? Atasız mı? Öyle ya, bir şey mi? Ya hep hazır cevapsın ya. Gel sen bir iş yapmıyorsun. Gel şurada dur. Takım isteyince Mehmet abim verecektim. Yok, takım istediği zaman şeyi ben tutarım. Valla şunu söndürsene ya, şunu içmiyorsan. Numara mı çıkıyor? Ben rahatsız oluyorum, kullanmıyorum. Sigara sağlığa zararlı. Ya bu parçalar böyle söküyoruz, yıkanacak tek tek hepsi. Sökmesi çok basit arkadaşlar. Söküyorsunuz, toplayamayıp getiriyorsunuz. Ya tamam, ben baştan sana şöyle çekeyim o zaman. Olay şey yani, YouTube'da bu şeylerle alakalı çok Türkçe içerik yok. Hep genelde yabancılar çekiyor. Evet, bakıyor. Yabancılar çekiyor. Bu parça ne? Teker teker de adını sensör ben söyleyeyim. Ne o? Lifter tansiyoner, eksantrik zincir geldi. Zincir oradan geldi yani, değil mi? Zincir o geldi. Bu motorun üstünde bu iç tarafta böyle şey gibi düşüyor. Bir çubuk duruyor orada. Evet. Şimdi şu silindir kapağımız 70.000'e rağmen güzel güzel çalışmış. Ya da kopma, parçalama. Işık. Güzel yani bize. Temiz kullanmış. Temiz kullanmış. Şimdi krank ses yapmaya başlayınca bak böyle gömleğin içini biraz çizmiş. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Yani çizikler tam görünmüyor ama böyle yağdan. Evet. Şöyle pistonu da çekelim. Normal yani 70.000 km'ye göre. Aşınmalar var bak. Yani zaten biraz sesli kullanmış. Ses gelerek kullanmış. O da piston eteklerini şey yapmış, aşındırmış. Yani daha erken yapsaymış, daha erken mesela krank değişseymiş belki silindir pistonunu değiştirmeye gerek kalmayabilirmiş. Ama şey oluyor ya, kranktan ses gelmeye başladı mı bir süre daha devam edebiliyor ya. Devam. Hazır motor iniyorken silindir pistonunu değiştirmekte fayda var, bir daha. Yani onun için krankı hemen değiştirmiyorlar. Hani bir süre daha gitsin de silindir piston da arada biraz daha kaynasın, toplam değişsin. Hepsi değişsin. Takoz yok. Bak mesela burada ustalık yapmış arkadaşlar. Vites kolunu kaynatmışlar bak. Şimdi bunu nasıl sökeceğiz? Evet, yalama olmuş vites kolu. Kaynatmışlar. Hemen kolay ustalık yapmışlar. Biz onu kesip çıkartacağız. Şey yapsınlar ya, beğensinler, yorum da yapsınlar. Like yapacaksın ha. Beğensin, abone değilse abone olsun ve yorum bıraksın. Bu ne? Bu statörü bak motorun. Yani şarj. Statör ne işe yarıyor mesela? Statör ne işe yarar? Şimdi burada motorun ihtiyacı olan elektriği üretmeye yarayan parça. Konjektör 12 volta sabitler. IQ'yu besler. Çektirme aparatı olması lazım. Çok çektirme nasıl bir şey ya? Bak şu.
Bu aparat olmadan bunu sökemezler mesela. Şimdi sen onu ortaya çevirdikçe içeri göbeğini mi sürecek? Burası kamalı. Evet. Kama var burada. Kama dediğimiz de böyle. Sıkı geçme. Göbeğinde kama var şu. Şu parça. He. Böyle konik şekilde olduğu için bu kama bunu kilitliyor. Çıkmasın diye. Çıkartırken de bu aparatın olması lazım. Ne varmış? Şimdi bakalım. Lumaş dişlisi. İlk hareket dişlisi. Büyük olan. Şu. Bu eksantrik zinciri. Tanıştırayım. Tanıştırın. O ne mesela söktüğün o? Eksantrik kızağı. Şimdi ben sallanıp duruyor öyle. Ben mesela 70 bin olduğu için bunu değiştireceğim. Sökülmüşken ileride kırılır, başka problem çıkartır diye değiştirmekte fayda var. Zaten bak şöyle gördüğünüz gibi aşınmış bayağı da. Yani sökmüşken ileride tekrar arıza çıkarabilecek ihtimali olan parçalarda. Evet, evet. Sökülmüşken değişmesinde fayda var. Bak buradaki civatalar yıldız başlı. Bunu mesela çok saçma yapmışlar. Sökerken çoğu arkadaş bu aparat olmadığı için yalama yapıyor. Tamirciler bile yalama yapabiliyor bunu. Onun için böyle bir darbeli tornavida olması lazım. Gevşetmesi için. Normal tornavidayla gücü yetmez. Allah Allah. Darbeyle gevşetiyor. Darbeyi yiyince mi gevşiyor? Ya tornavida darbeyle gevşetiyor. He, o zaman şöyle söyleyelim. Oradaki vidayı sökmek için çekiçle girişmiyor. Onun orijinali böyle sökülüyor. Yani. Evet. Hani bazı arkadaşlar abi tuttun, keskiyle çekişle söküyorlar. Tuttun keskiyi vurdun çekişle tepesine falan demesinler. Yani. O darbeli tornavida. Yani sökme yönünde söküyor, sıkma yönünde sıkıyor. He. Bunu sağlam yapma. Sağlam. Mevlüt sağlam. Orayla burada son kullanma tarihi mi var değil mi? Yoksa şey mi olmuş? Adam tarih atmış bak. 2019'un 2. ayın 12'sinde ölürmüştü. Yalnız bu kendisi bir atmış gibi sanki. Şey değil. Yamaha mı atmış onu? Yamaha atmış abi. Bunu buraya açıp kim tarih atmış? Mor, elle yapılmış gibi aynı. Yani elle noktayla atılmış gibi. Ne yazıyor? Dur orada bir şey yazıyor. Ya ben olsun ya toprağa yazmışlar. Bloğun üretim, üretim tarihi. Hakikaten 12, bak. 2, 19 mu lan 13 mü? 13 üretim tarihi herhalde ya. Üretim tarihi de sanki şey gibi mühendis hani bu kadar yaşar. Eliyle kazımış gibi. He, bu kadar gider baba. 19 desek, 2 desek daha 11. aydayız. 3 ay var daha. 3 ay, 4 erken, ay var. Erken. Daha son kullanma tarihi bitmemiş. Bu da motorun diğer tarafı. Dur şuradan çekeyim. Diğer tarafı debriyaj tası. Evet. Böyle çok da alışkın değilim eldivenle çalışmaya. Olsun. Ya sırf video için eldiven taktı, şekil görünsün diye. Yani şekil görünsün diye ellerimiz. Debriyaj balataları değil mi bunlar? Evet, debriyaj balataları. Bak balataları da göster. Çok iyi değil. Bu da yani. Debriyaj balatası. Buradan bakın görünüşü. Ya şimdi bunu anlatmak daha uzun. Böyle anlata anlata sökmek, anlata anlata. Biz özel önemli yerler. Ben aklıma geldi ki hani mesela bak buraya adam niye vurduk dese mesela somunu gevşemesin diye hani yorum perçin, yapanlar olacaktır. Ne, perçin gibi bir somunu şey. Somunu kitlemek için. He. Bükmüşler orayı. Yani bunu biz değil kim olursa olsun
mecbur şey yapıyor. Olur ya, o çok önemli değil. Geçenki arkadaş da buna dikkat etmişti. Evet. Helal olsun, öyle dikkat. Ama şey oluyor genelde böyle videoları meraklı olan arkadaşlar. Meraklı olanlar izliyor, işine yarayacak olanlar izliyor. Yani böyle yüz binler, milyonlar izlenmiyor böyle videolar ama işine yarayacakların da iyi işine yarıyor. Evet. O mesela şeyde R25'te de çok fazla videosunda çok evet, yorum geliyor. Evet. Plastik dişli mi olur diye. Normal plastik değil bu. Poliamid. He, bildikleri plastikten değil canım. Poligarbon mu? Öyle bir malzeme bu. O da aynı R25 MT25'teki gibi plastik dişli diyoruz ama şimdi öyle düşünmeyin. Adamlar buna milyon dolarlık araştırmalarla evet. Kimsenin hayatını riske atamazlar. Öyle yani 5 lira kar yapacağız diye plastik koyacak değiller herhalde. Ya onun hesaplamalarını yapıyorlardır. Bence onun da vardır bir şey diyorum ki plastik ya bir şeyden yapmışlar. Plastik diyoruz ama bildiğimiz aslında değil yani. Yok ya. Vardır yani onun bir numarası. Tabi illaki. YBR'de yağ filtresi var mı diye soranlar vardı. Göster. He yağ filtresi göster tabi. Bakalım motorun yağ filtresine durumda hiç çıkmadı hiç. Dur bir göstereyim dur çıkarmadan. Hemen şurada. Yağ şeyinin hemen üzerinde yan kapak açılarak. Ya şöyle motor şöyle duruyor. Debriyaj kapağının içinde oluyor. Genelde yağ debriyaj şeyi de altta bir de sırt. Bak içeri de tornet tekeri var ha. Tuvalettik. Ben bütün yuvataları söktük. Debriyaj rastlarını falan söktük. Ayırıyorum. Hayır. Kutunu içer mi? Hayır büyük hissediyorum. Aha vallahi tornet tekeri. Sır sana tornet tekerini çıkartmak için bu kadar izledim. Vallahi benim olur tornet onu söyleyeyim. Avarka olur ama. Şimdi ses yapan videolardan biri bu. Krank dedikleri ne? Ne krank ne? Krank bu bak arkadaşım. Krank yani, mı? Evet, krank. Ne oluyor ona da krank'dan ses geliyor diyorlar. Birincisi şu gol bilyası var bak. Buradaki bilye var ya şu kısımdaki. Bu bilye dağılıyor. Zamanla boşluk yapıyor. Bak bunlar da krank'ın yan bilyeleri. Şunlar var ya. Bunlar ses yapmaya başlıyor. Yağını. He. Yani yağını düzgün değiştirmemeyle alakalı. Gerçi şimdi, bunlar da. Şimdi o şu krank değil mi şu? Evet. Krank kolu hangisi? Şu. Krank kolu bak bu. Bu da kol. Evet. Kol çıkardı diyorlar. O ne? Bu kol ne yap? Kol çıkarttı dediği kol buradan kopuyor. He. Buradan çıkıyor. Yani o kol çıkarma mecaz bir anlam değil. Gerçekten kol çıkıyor yani. Evet, gerçekten kol çıkıyor. Yataksa bloktan çıkıyor mesela. Evet, patlatıyor tamam. Bir yeri dışarı çıkıyor. Tamam. Şu an zır cahil olarak şey yapıyorum ki evet, tam bak bu da krangın balansörü karşısında. Yani krangın şekline benziyor. Krangın vibrasyonunu tamam. Almak için takılan bir parça. Yani motorcuların en çok duydukları terimleri sormaya çalışıyorum. En çok bunlar duyuluyor işte krank kolu, kol çıkarttı. Evet, kol çıkarttı. Falanı filan işte. Yatak bunu sardı, yatak. Sibop kesti. Aynen. Bunu mesela sıcak takılıyor bak bu. Bloğu ısına soğuya sarmış bu krank değişeceği için. İçim ben vuracağım bunu arkadaşlar. Çak. Çekiş tabağınıza. Tamam bunu ısıtıp çıkartırız. Çok kolay çıkacak bir şey yok. Şanzımanı burada. YBR'nin şanzımanı çok kolay. Hani şanzıman nerede? Şanzıman dişleri burada. Şanzıman dişlisi bu. Şanzımanı dağıtırsın falan dedikleri. Evet. Bu bütün dişlilerin toplam adı şanzıman. Evet. Bunlar da şanzıman dişlisi. Bak vitesler ve karşılıkları. Şanzıman grubu dediğimiz olay bu. Şimdi vites dişlileri. Yani birincisi vites, ikincisi karşılığı. Yani vites karşılığı. Ha, karşılıklı. Şöyle de göstereyim gel. Gözümüz gördükçe. O ne? Eksantrik zinciri çok fazla sünmüş. Bak bloğu değmiş. He onu çekelim dur bak. Bak eksantrik zinciri bak. Çok sündüğü için. Göster usta orada bak, parmağını. Şura bak. Orası yenmiş. Bak burada da var. Buraya da sürmüş. Evet çizmiş oraları. Şimdi biz bu motoru toplarken zaten bu bilyalar falan hepsini değiştireceğiz. Ses o değişecek yani. Ses geliyorsa değişecek. Değişecek. Değişmezse böyle bloğa zarar veriyor. Sağa sağa sürtüyor. Aynen öyle. Yer beğenemedim vay. Bu arada dur şunu göstereyim bak. Tornet. Instagram'dan sordum bunu. Bu nedir diye. Kaç kilo hocam? Yani Rulman diyen de çok oldu ama tornet biz bunu tornet tekeri olarak tanıdık. Gecekonduda büyüyen çocuklar olarak. Yazın
Turnik etkinliğimiz olacak. Bu sezon yapmayı çok istedik, olmadı ama rulmanlar çıkarsa şeyden, motorlarınızdan atmayın. Biriktirin. Yazın etkinliğimiz var. Bak burada biriktiriyoruz. Çek vayt. Buraya biriktiriyoruz ki Mehmet sen biriktiriyorsun. Gelip gittikçe. Biriktiriyoruz. Yazın tornet etkinliği, tornet yarışları düzenleyeceğiz. Tornet etkinliği. Ankara bebeleri. Ankara bebelerini bekliyoruz. Bekliyoruz. Instagram'dan Koracan Vlog Instagram hesabından takip edin ki etkinliği kaçırırsanız izleyebilirsiniz. Şimdi bu tamam. Gerisini ancak bu ısınıp çıkacak. Zarar görmesin diye biliyorum. Evet. Bu 70 binde değil de 90 binde yapması için ya da hiç yapmaması için ya illa yapacak ya. Da hani daha geç yapması için çok sık yağ değiştirmek lazım. Çok sakin kullanmak lazım. İşte böyle vitesin tam yerlerinde kullanmak lazım. Yani iki renkli devirde kullanmak lazım. Anladım. Gibi şeylere çok fazla şeye dikkat etmesi lazım. Videonun sonuna geldik. Bunu bu bütün parçalar yıkanacak. Temizlenecek, öyle takılacak. Bir motor dağıtma videosunu da. Bu arada motor dağıtma videosunun sonuna geldik de bu arada böyle bu tür videoların gelmesini istiyorsanız işte şunu da sökün, bunu da, şu motoru da nasıl, şurasında ne var? Elimizden geldiğince çekeriz yani.